Abi siz neden her sabah böyle duruyorsunuz? Abi siz neden her sabah böyle duruyorsunuz? Abi siz neden her sabah böyle duruyorsunuz? Affedersiniz efendim, rahatsız ettim. Hatırlıyor musunuz, bana bir sözünüz vardı. Yazılı yoklama yaparsam bana yardım edecektiniz. Geldiğim günden beri yapmadıklarını bırakmadılar. Anlamamazlığa geldim, sustum. Bir arkadaşlarına benim ağzımdan aşk mektupları, yani bunları yazmışlar. Gene de sesimi çıkarmadım. Ama bu sefer hepsi birleşip bana, bir öğretmene aşk mektupları yazdılar. Olur mu? Bir öğretmene aşk mektubu yazılır mı? İstanbul'a gelmişken birkaç okul gezeyim dedim ama buraya gelişimin özel bir nedeni var. Akil Hoca için geldim. Evet, bu okulda öğretmenlik yaptığını duydum. Biliyor musunuz? Ben de öğretmendim. Bana bu kutsal mesleği sevdiren felsefe hocam Akil Bey'dir. Çok yetenekli, çok kıymetli, çok hürmete layık bir öğretmendir. Yalnız kendisini göremiyorum. Bugün mü gelmedi yoksa okuldan mı ayrıldı? Niye lan Şaban? Namussuzum söyle mi? Önünü öpeyim. Bu Mahmut Hoca da suyunu çıkarmaya başladı. Top oynamak yasak, sigara içmek yasak, iyi be! Soruların cevaplarını sobanın içinde yazacak. O tokat Şaban'a değil, Hababam sınıfına atıldı. Nasıl olmasın be? İlk dersi! Şuna bak şuna! Edebiyat öğretmeni olmuş, Tevfik Fikret'in ölüm yıldönümünü bilmiyor. Çok sıcak hocam, yakmayalım! Yani biz... yemeyecek miyiz? Her yemekte mercimekle makarna! Zehirleneceğiz be! Hep de öyle bir çıkartalım ki! Anlasın Hababam sınıfının ne olduğunu. Sizden iyi olmasın ama... eski edebiyat hocamız bu işlere çok meraklıydı hocam. Mahmut hocanın haberi var, çelengi bile kendisi yaptırdı. Öğrencilik günlerinizi ne de çabuk unuttunuz hocam. Neden bu kadar pinto oldu bu sene müdür bey hocam? Sayın hocalarımız, sevgili arkadaşlar... bu gece kendimize küçük bir eğlence hazırladık. Siz de beğenirsiniz inşallah. Hababam sınıfı gene yerinde yok galiba. Acaba ben derslerimi karıştırdım? Düşünmek yeryüzünde sadece insana mahsustur. Aristo der ki, insan düşünen bir hayvandır. Hayvanlar içgüdüleriyle, insansa aklıyla doğru yolu bulur. Allah aşkına bir optoidon versene, sigara sızıltan başım çatlıyor. Allah sen söyle hocam, asar mıydın, keser miydin? Ama hocaya el kalkmaz ki. Ne olur bir tane alayım. Arkadaşlar çok çirkin bir oyun hazırladılar. Vay efendim vay, kimi görüyorum? Hoş gelmişsin Mahmut Bey. Ne demişler, adı üstünde Hababam sınıfı. Keyifler nasıl? Bizimki gelmiş de kestiriyor ya. Bile. Ne yapalım, şeriatın kestiği parmak acımaz. Vallahi biraz evvel Semra Hoca önde çıkıp gittiler. Beni de çok güzel selamladılar, hoşuma gitti. Ama böyle merasimlere kız çocuğu yerine benim gitmem daha muvafık olmaz mı? Biliyorsunuz İstiklal Savaşı'nda... Mahmut Hoca, sizi tanıştırayım. Yeni kimya hocamız. Tanışıyoruz efendim, tanışıyoruz. Esasen Erzurum Lisesi'nde beraberdik hocamla. Nasılsınız Mahmut Bey? Siz de gençleşmişsiniz hocam maşallah. Hoş geldin, hoş geldin Mirim. Özledik canı. Ha babamı gördünüz mü? Ne diyor? Hoş geldin, hoş geldin Mirim, özledik canı. Ha babamı gördünüz mü? Ne diyor?